4 Temmuz bağımsızlık günü kutlamaları ama yine bir katliamın gölgesinde gerçekleşiyor. Son durum nedir? Saldırgan yakalanabildi mi? Bir bilgi var mı? Merhaba Gökhan Taşkın, iyi geceler diliyorum. 4 Temmuz Amerika Birleşik Devletleri bugün 256. bağımsızlık gününü kutluyor, doğum gününü kutluyor. Yani bizde nasıl 29 Ekim, 30 Ağustos varsa Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en önemli günü. Bu kadar önemli bir günde gölge düştü. Neden? Siz de az önce görüntüleri verdiniz. Amerika Birleşik Devletleri sabah saatlerinde geçit törenleri olur. Geçmişi yad ederler. Tarihi olarak insanlar orada gelirler. Bando takımları gelir. Ve öyle bir geçit töreni olurken beyaz 18-20 yaşlarında uzun saçlı, kısa yapılı, kısa boylu birisi çatıdan ateş açtı. Bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ilk silahlı saldırı değil. Bu yıl çok oldu. Fakat 4 Temmuz bağımsızlık gününde bir beyazın toplu olarak bu önemli günü kutlayanlara silah atışı yapması birçok kesim tarafından ayıpla karşılandı. ABD Başkanı Joe Biden da bununla ilgili bir açıklama yaptı. ABD yakın tarihinin önemli silahla ilgili gelişmelerini yaptık. Artık herkes silaha ulaşamayacak dedi. Biz bunu önlemek istiyoruz. Biz de şu an Beyaz Saray'da bekliyoruz. Daha sonra bağımsızlık günü kutlanacak. Fakat bu kutlamada bir gölge düştü ve Joe Biden'ın açıklama yapması bekleniyor. Son Amerikan haberlerinde aldığımız bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti. 24 kişi yakalandı. Eşkenli tekrar söyleyeyim. Beyaz 18-20 yaşlarında kısa boylu çatıdan ateş ediyor ve düşünün ki 6 kişiyi vuruyor ve 24 kişi ise yaralanıyor. Chicago, Illinois yakınlarında oldu bu. Chicago'da ilk değil. Maalesef Chicago suçun başkenti olarak biliniyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Geçtiğimiz sene Chicago'da 3561 silahlı saldırı gerçekleşti ve 800'e yakın kişi hayatını kaybetti. Bu sene de rakamlar oldukça kötü. Her hafta sonu 40-50 silahlı saldırı oluyor ve 10'a yakın kişi hayatını kaybediyor. Joe Biden'ın bununla ilgili kınama mesajı yanında söyleyelim. Ve az sonra da biz şu an Joe Biden'ın bağımsızlık günü kutlamasını bekliyoruz. İçeri gireceğiz. Fakat kendileri şehit ailesiyle Amerika'da ve asker aileleri bir araya gelecek. Orada da bununla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Ama düşünün ki Türkiye'de 29 Ekim'de 30 Ağustos'ta bir Türk çıkıyor ve kutlama yapanlara saldırı düzenliyor. Aynen öyle bir beyaz Amerikalı kutlama yapanlara bu önemli günde çoluk çocuk herkes gelmişti kutlamalarına, geçit törenlerine böyle bir saldırı düzenliyor. Dediğim gibi ilk olarak eşkali de belli oldu. Joe Biden'ın açıklamasında ise geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili biz önlemler almaya çalıştık dedi. Ne önlemler alındı? Artık temiz kağıdına bakılacak. Bazı birkaç raporlara bakılacak. Bu Amerika Birleşik Devletleri için aslında yeterli değil. Ama yavaş yavaş biz bunun önüne geçeceğiz şeklinde açıklama yaptı. Anladım. Anıl, çok teşekkür ediyorum aktardığın bilgiler için. Sen şimdi Beyaz Saray'dasın. Kutlamalara da geç kalma bizim yüzümüzden. Ben tekrar edeceğim bilgileri. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Tekrar edelim Anıl Sulural'ın aktardığı bilgileri. 18-20 yaşlarında beyaz kısa boylu bir erkek saldırgan. Amerika, Chicago'da...